Zafer Şahin, Babacan ekonomisi. Tartışmanın fitilini Ali Babacan ateşledi. Bakanlık günlerinde tasarrufa önem verdiği için AK Parti'de kendisinden "Fren Ali" diye bahsedildiğini söyledi. Cevap Sanayi Bakanı Mustafa Varank'tan geldi. Babacan'ın lükse ve şatafata düşkün olduğunu iddia eden örnekler verdi. İki siyasi arasındaki polemiği takip ederken aklıma Babacan'ın kendisini öve öve bitiremediği uzun bakanlık dönemi geldi. Babacan sıcak paraya yani borçlanmaya dayalı bir ekonomi modeli takip ediyordu. Uluslararası finans çevrelerinin her daim gözdesi olması bu modelin sıkı bir takipçisi olmasıyla alakalıydı. Çünkü para baronları onun döneminde Türkiye'den istediğini rahatlıkla alıyordu. Babacan'ın bakanlık döneminin rakamları ortada. O rakamlarda tasarruf değil borç var. Babacan'ı A4 kağıdı üzerinden verdiği tasarruf mesajları aklamaz. Varsa mantıklı bir cevabı şu sorunun cevabını versin. Bakanlık döneminizde Türkiye'yi sıcak paradan kurtaracak, üretimi canlandıracak, ithalat bağımlılığını sona erdirecek hangi yapısal reformları yaptınız? Sigmar Gabriel haklıydı. Amerika'nın yeni yönetiminin istediği tam olarak bu mu bilinmez ama Türkiye-Amerika ilişkilerinde telafisi hayli zor görünen büyük bir kırılma yaşanıyor. Soğuk savaş ikliminde başlayan ve bir dönem örnek müttefiklik ilişkisi olarak gösterilen Türk-Amerikan dostluğu artık çok gerilerde kaldı. Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin soykırım ifadesini kullanması bardağa taşıran son damla oldu. Peki ne oldu da daha önce yaşanan 8 büyük krize rağmen bir şekilde devam eden Türkiye-Amerika ilişkisi kopma noktasına geldi? Aslında mesele ne Türkiye'nin Ruslardan S400 hava savunma sistemi alması ne de Biden'ın Ermeni lobisine şirin görünmek için yaptığı skandal açıklama. Mesele çok daha derin kendisini dünyanın süper gücü olarak konumlayan Amerika'nın küresel politikalarıyla Türkiye'nin bölgesel ve ulusal çıkarları tarihin bu döneminde örtüşmüyor. Hal böyle olunca iki ülke arasında ne gerilim ne de kriz eksik olmuyor. Ne demişti Almanya Eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel 2018'de hatırlayalım. Türkiye toprak bütünlüğünü ve çıkarlarını korumak için batıyla çatışmayı göze aldı. İşte gerçek tablo bu kadar net. Amerika ile daha çok karşı karşıya geleceğiz. Türkiye'yi istediği çizgiye getiremeyen müttefikimiz ısrarla ateşe odun atmaya devam ediyor. En son bir grup Amerikalı senatör, Türkiye'nin insan hakları sicili düzelmezse yaptırım uygulansın talebinde bulundukları bir tasarı hazırladı. Senatörlerin derdi Türkiye'de yaşandığını iddia ettikleri insan hakları ihlalleri falan değil. Zaten onların aklına insan hakları deyince içerideki FETÖ'cüler Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'dan başkası gelmiyor. Mesela hafta sonunda terör örgütü YPG PKK'nın Afrin'de üzerlerine bomba yağdırdığı siviller ve o saldırıda hayatını kaybeden küçük çocuğu insan olarak bile görmüyorlar. Görseler YPG'ye silah desteği vermekten vazgeçerler. Onların tek bir derdi var, Türkiye'ye eskiden olduğu gibi istikamet vermek. Bizi kendi çizdikleri sınırlar içerisinde hareket eden bir yarı sömürge ülkesi kıvamına getirmek. Üzerimize bu kadar gelmeleri Türkiye'nin bu dönemde kendi çıkarlarını önceleyen bir çizgide durmasından. Amerikalı senatörlerin skandal tasarısı Biden'ın göz kırptığı muhalefet partilerinden genel başkan seviyesinde gelen Kavala, Demirtaş ve bazı FETÖ'cüler boşu boşuna yatıyor açıklamaları, Belli ki siyaset ısınacak. Bu söylem değişikliği ve vites yükseltme hamleleri durduk yere yaşanan gelişmeler değil. Türkiye'yi bir kez daha zor ve sancılı bir süreç bekliyor. Ama bu da aşılacak. Tıpkı öncekiler gibi. Eski Alman bakanın tespiti son derece doğru. Gerisi boş laf. Zafer Şahin, Milliyet. Ekrem Kızıltaş. Bu hatanın telafisi yok. Şer cephesinin hedefine ulaşabilmek için durdurak bilmeden çalışacağı malum. Dışarıdan ve içeriden sürdürdükleri saldırılara ara bile vermeyişleri bazen bıkkınlık verse de alıştık. 15 Temmuz gecesinin ilgi çekici olaylarından birisi de darbecilerin izniyle Atatürk Havalimanı'ndan ayrılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun gelişmeleri Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinden izlemesiydi. Darbe girişimine karşı şahlanan milletimizle hareket etmeyen ya da edemeyen Kılıçdaroğlu'nun liderlik şansını o gece kaybettiği CHP'lilerin de bildikleri bir gerçek. Gobez tarzı yalanlarla algı oluşturmakta mahir olan ajansın uyarısıyla olsa gerek, o gece yaşananlara pek girmediği bilinen Kılıçdaroğlu darbecilerin tanklarının arasından geçip gitmesi sorulduğunda Cumhurbaşkanımızı kastederek o da geçip gitseydi ya, demiş. Dostları sayesinde türlü bir iktidara gelememiş olmanın hayal kırıklığıyla söylenmiş olsa da birilerinin ülkeyi ele geçirmelerine mani olmaya ne gerek vardı demenin değişik bir şekli bu. Algı faaliyetlerine başlayacağı anlaşılan CHP Genel Başkanı liderlik kariyerini bitiren 15 Temmuz gecesindeki kaçışını lehine çevirmeye çalışacak gibi. Bu da milletimizin 15 Temmuz şahlanışını sürekli itibarsızlaştırmaya çabalayan Kılıçdaroğlu'nun birbiri ardına yeni ve büyük yalanlar söyleyeceğine işaret. Kim inanır diye düşünenler siyasi şizofren bir kitlenin varlığını unutmamalı. CHP gibi İP cenahında da 15 Temmuz'la ilgili hareketlenmeler var. Herhalde birbiriyle irtibatlı olmalılar ki konuyla ilgili olarak dostları Amerika'da bazı gelişmeler söz konusu. Sanki kendi insan hakları meselesini tümüyle halletmiş gibi Amerika 2021 Türkiye İnsan Hakları İyileştirme Yasası isimli bir yasa üzerinde çalışılıyormuş. Hedef 15 Temmuz'da girişimde bulunup başarısız olanların durumunda bazı değişiklikler sağlayabilmek. Sadece FETÖ değil, PKK bağlantılıların da serbest kalmasını amaçlayan Amerikalıların bir adamlarımızı bırakın demedikleri kalmıştı. Şimdi onu da diyecekler herhalde. CHP ve İP'den benzer taleplerin yükselmesi dostlar arasındaki işbirliğinin gereği. Ancak dostları sayesinde iktidara gelebileceklerini düşünenler daha ne kadar alçalacaklar göreceğiz. Hayatının fırsatını kaçıran Kılıçdaroğlu'na ise 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı hatayı algılarla telafi edebilmesinin mümkün olmadığını hatırlatalım. Ekrem Kızıltaş, Takvim Mehmet Barlas Acaba Melinda eşi Bill Gates e, bu saçmalıklara artık son ver mi dedi? Bu COVID-19 salgını başladığı günden beri söylenen bir söz var. Bu salgın zenginleri daha zengin, yoksulları da daha yoksul kıldı deniliyor ya, galiba yeni bir söylemde tedavüle girmek üzere bu salgın zenginleri daha özgür kılıyor şeklinde olabilir bu söylem. Çünkü dünyanın en zengin adamı Jeff Bezos'tan sonra dünyanın dördüncü en zengin adamı Bill Gates de 27 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Melinda'dan boşanıyor. Bakalım Bill Gates 27 yıllık eşine boşanma karşılığında 146 milyar dolar olan servetinin ne kadarını devredecek? Bu konuyla çok fazla ilgilenirsek zenginin malı zürdün çenesini yorar özdeyişini bir kez daha doğrulamaktan başka bir şey yapmış olmayız ancak bir de Bill Gates'in adı anıldığında akla gelen cevapsız sorular var ki bunlar Gates'in servetinden daha çok ilgi çekiyor. Mesela bu aşı meselesi. Bill Gates'in dünya tıbbına armağan ettiği bir şey mi ve aşının nihai amacı kısırlık yaratarak dünya nüfusunu azaltmak mı? Ayrıca Covid-19'un üretildiği içindeki laboratuvarlarda Bill Gates'in hissesi var mıdır? Uçaklarla uzayı toza bulayıp güneş ışınlarının dünyaya gelmesini önleyerek küresel ısınmaya karşı önlem almak benzeri uçuk teorileri üreten Bill Gates bu fikri cüreti servetinden mi alıyor? Ya da yapay yete dünyayı yönlendirmek gibi projelerinde satın aldığı arazilerin rolü ne olacak? Bir şeylerin sonu mu? Microsoft'un kurucusu Bill Gates, hepimizin hayatına işletim teknolojileri sunarak verdiği yönle yetinmeyen bir adam. Bu nedenle kendisi hakkında tüm dünyanın duyduğu kuşkular var. Boşanacağı eşi Melinda ile birlikte kurduğu vakıfların faaliyeti bu kuşkuları artırıyor. Boşanma gerekçesi olarak gösterdiği "Artık birlikte yaşayamayacağımızı anladık." cümlesi belki de Melinda'nın "Bill Gates'e yeter artık. Kes bu saçmalıkları." demesinden kaynaklanıyor. Kısacası bu Bill Gates tekin bir adam değildir. Mehmet Barlas, Sabah